Bugüne kadar şöyle bir şey yaptım ve annemi o an hiç bu kadar mutlu görmemiştim dediğim bir şey var mı? Çok şükür ailece çok küçük şeylerden mutlu olabilen bir insanlarız. Yani dışarıda olan birinin hani evde olan birine sevdiği bir şeyle dönmesi, çikolata, gazete, dergi, CD herhangi bir şey olabilir. Bu mutlu eder bizi. Yani bugüne kadar annemi çok defa mutlu etmişimdir Evet. herhalde. Bir şeyler alarak da değil yani bu hayattaki yaptığım şeylerle de olabilir. Annemi çok defa mutlu gördüm. Şu diyebileceğim bir şey yok. Aynı şey senin için de geçerli. Sergül'e ben şunu şunu yapınca inanılmaz mutlu olmuş dediğiniz bir şey var mı? Onun sevdiği her şeyi bildiğim için, neyle de mutlu olacağını bildiğim için aynı şeyler. Böyle bir şey. Her an mutluyuz. Mesela ben Türkiye'ye gittiğimde annem beni almaya geldiği zaman havaalanına hemen elime Rafet'in CD'sini verir yani. Eğer o sene Rafet Erroman yeni bir CD çıkardıysa ya bu bizim evde gelenektir. Rafet Erroman'ın CD'si çıktığı gün ya gider kendim alırım. 6 senedir de işte annem benim için satın alır çünkü ben Japonya'dayım. Bu beni çok mutlu eder. Ki yani müzik zevkim Rafet Erroman artık yani eskisi kadar sevmesem de yine çok seviyorum o ayrı bir şey. Ama hani müzik zevkim farklı bir yöne gitse de o bizim için bir gelenektir. Evet. Bu beni çok mutlu eder yani Yani ufak aklıma kısacası gelen. üç kızım da hani birbirlerinin ne zevkleri, neleri hoşlandığını bilirler. Sergül de öyle. Biz her şeyle mutluyuz. Biz Sergül'le olmakla bile mutluyuz. Yani hiçbir şeye gerek yok. Şekil şeylere gerek. Oh, bunu nasıl okuyacağım? Rabne bana dijodi. İnşallah kötü bir şey demiyorumdur. Annenle huyu konusunda ne kadar benzerseniz. Hem çok benzeriz hem hiç benzemeyiz. Yani bilmiyorum. Sence? Ya benzeyen yönlerimiz de var. Çünkü annem yani. Hem genetik hem Evet. birlikte büyümenin verdiği şeyler var. Hem de hiç benzemediğimiz Bir huyum şeyler benzemez, var. ben o kadar çok kitap okumuyorum. Evet, evde zaten en çok ve tek Ya. okuyan benim. En çok birbirini Melahat Erdoğan sormuş. En çok birbirinizle uyuşmadığınız tartışma sebebi konular nelerdir? Bilmem. Ben biraz çok sert dilliyim. Değil mi? Evet. Biraz ben yani gelemiyorum bazı şeyleri. Bazı çok sert kurallarım var. Benim tersim çok pistir. Değil mi? O yüzden yani bir hafta bitiririm her şeyi. Oradan biraz tartışabiliyoruz sanırım. Evet ama uzun süreli olmuyor. Yani evet. Ya. Ama ben tersine çok pis. Evet. Doğa Akman da aynı şeyi sormuş. Annenle hangi konuda anlaşamıyorsun ve annen de senin gibi makyaj konularıyla ilgilenir mi? Ha. Makyaj ve annem sıfır. Benim düğünümde de makyaj yapmadın değil mi? Hayır. Ama şeyi seviyorum. Oje parfümü, kremi seviyorum. Evet, annem yüz kremsiz, el kre yani kremsiz, Kremsiz ojesiz. parfüm. Ojesiz de oluyorsun aslında. Parfüm ve kremsiz Parfüm olamıyor. ve Oje kremsiz. bir dönem çok seviyorsun, sonra Evet. hepsini atıyorsun, sonra gene bir dönem çok seviyorsun. Evet Yani. ama Evet, annemle hiç uyuşmadığımız bir konu buldum. Ve en çok sinir olduğum bir şey. Annem her şeyi atar. Evet. Ben yani şu kağıdın bende hatırası varsa ben bunu saklamak isterim. Ve annem her şeyi atar. Yani kendi çocukluğundan, benim çocukluğumdan ya da benim ya annemden evin içinde köşe kapmaca gibi bir şey. Ben bunu saklıyorum. Mesela annem onu bulup sobaya atıyor falan. Bir de evde Türkiye'deki evlerde bu odun kömür sobası. Çok çok severim. Bir o kadar da başa beladır. Bütün çocukluğum onun içine yanmış durumda. Eskiyi tutmayı sevmiyorum. Evet, ondan nefret ediyorum ve çok kavga ediyoruz. Bir gün bizim Söke'de Lee Outlet var. Lee'den bot almıştık. Kahverengi botlarım vardı. Böyle bayağı da sağlam. Çok seviyordum onları giymeyi. Ama bazen de giymiyordum böyle. Kaç hala durması lazım Duruyor, sanırım. artık duruyor. Bir gün eve geldim. Annem sobanın önünde benim botlarımı sobaya atıyordu. Sinirle aldım. Orada kavga etmiştik. Evet. Annemin en nefret ettiği huyu her şeyi çöpe Evet, atması. eskileri sevmiyorum. Yakması. Yani evet onu hiç sevmiyorum ya. Ben de Ama artık ama saygı duyuyor. bu Diyorum ben Japonya'ya giderken bu kağıdı bıraktıysam döndüğümde bu kağıdı bulmak da isterim. yeni Onu şimdi saklıyor. O huyum. yeni değişti. Çok teşekkür Evet. ederim. Ama çok yani çok çok kavga ediyorduk evet o Evet. Ya yüzden. Her şeyi atıyor. eskileri tutmuyorum. Çok tersiz o konuda. Annemle en büyük kavgamız herhalde bu eşyaları yakması, yıkmasıdır. Başka da yok. Var mı? Bir kere bilgisayarımı kırdı, laptopumu kırdı. Allah, ne için Ben de hatırlamıyorum. kavgayı sebebini hatırlamıyorum. Çok büyük kavga ettik annemle, tartıştık evin içinde. Birbirimize İşte bağırışıyorduk. kavgamızda her şeyi Annem atarız. de evet, o an laptopumu kırmıştı annem. Elime ne geçerse atarım.
Ben de çok kırarım. Telefon parçalamışım. Atma kırma huyumuz var demek. Genetik galiba. Evet. Sergül abla, annen eğer Yoshi abiyle evlenmene izin vermeseydi ne yapardın? Bu benim dünyam bir sormuş. Annemden izin almadım Yoshi ile evlenmek için. Bu bir. Hiç kimseden izin almadım. Kendi tercihim, kendi kararımdı. Annem evlenmeme izin vermese değil de karşı çıksaydı bir şey olmazdı. Ben gene evlenirdim. Çünkü ben kendi doğrularımla hareket etmeyi seven birim. Benim doğrum bana doğrudur. Eninde sonunda annem de benim doğruma yani katılırdı yani. Ama böyle bir şey olmadı. İzin almadım dedim. Ama bu hani ama saygısızlık değil yani. Ben kendimi çok iyi ifade edebilen biriyim. Yoshi'yi anlatırken de böyle bu sebeplerle böyle diye. Tabi bu mantık evliliği değil yani. Tabi her şeyden önce sevdiğimi gördükleri bildikleri için böyle bir şey var. Ama annemle yani her şeyde, her olayda bugüne kadar ben bunu yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum dediğimde annemle babam da şimdi olmasa da ikisi otururlar. Bak bunu yaparsan böyle sonuçların ya da böyle olur. Yani iki sonucu da kendi kararında. Evet, kendinse tamam, sen bilirsin. Bizde böyledir. O yüzden yani. Annenin en çok sevdiği abur cubur. Burada, Japonya'da mı? Türkiye'de. Annem bir kere ben muz hastası. Muz çok seviyor. Başka? Türkiye'de neyi seviyorsun? Meyve yani. Meyvasız başka bir şey yiyemiyorum öyle çok fazla. Ama Japonya'da da senbe çok seviyorsun. Aha, duyuyorum senbe. Ama yiyorum. Japon pirinç cipsi. Ondan çok seviyor. Bir de çokopaya taktılar bu arada. Tatlı şirin seviyor. Evet, Yoshi Halley'e benzeyen bir Halley görünümü de ama tadı çok farklı. Bir tane bir çikolata var. Annemle Yoshi ondan öğütüyorlar resmen. Tatlıyı seviyoruz. Evet. Tatlıyı seviyorum. Ohu'yu da sanırım. Hı-hı. Çünkü annem ne zaman biz yolculuğa çıksak bir turba abur cubur evde. Evet. Yani market alışveriş, annemle gittiğimiz market alışverişleri dahil olmak üzere Türkiye'de yarısı abur cubur, herkesin abur cuburu ayrı olurdu. Evde evet. Abur cubur çekmecelerimiz vardı. Sanırım annemden bulaşan bir şey evet. O da. Sergül abla, Elif Beyza Ergun sormuş. Annenle en belirgin ortak özelliğiniz nedir? Vicdan. Hı-hı. Vicdan sanırım. Derya Ebru Keleş sormuş. Ne iş yaptınız ya da hala çalışıyor musunuz? Bunu cevapladınız önce. Sana sorayım. Evet, bana mı? Ben de çalışmadım. ev hanımla devam ediyorum. Adonizyan 100. Türkiye'de ne iş yapardın? Türkiye'de anaokul öğretmenliği yapıyordum. Milli eğitimde usta öğretici olarak kadrosuz anaokul öğretmeniydim. Japonya'da yaşamaya başlayınca işsiz kaldım tabii ki. Ama zaman zaman garsonluk yaptım. Türkçe öğretmenliği yaptım. Anaokul öğretmenliği yaptım burada. Yani melez çocuklarına Türkçe öğretmenliği yaptım. Şimdi bir dil okuluna Türkçe öğretmenliğine kayıtlıyım. Öğrenci olduğu zaman çalışıyorum. Çevirmenlik yaptım. Türkiye'ye yeşil çay makinesi satan. Şimdi de televizyonlara, çekimlere gidiyorum. Ondan da para kazanıyorum. Psikolojik olarak etkilendim bundan. Bittim. 17 kilo aldım. Bir işe yaramadığımı düşündüğüm için çok zorlandım. Çok etkilendim. İşe yaramadığımı düşündüğüm için. Ebru Durak. Annene Japonca öğretiyor musun? Hayır. Hayır. Sen ne derece Japonca biliyorsun? İyi derecede Japonca biliyorum. Japonya'ya taşındığından beri annen kaç kere ziyaretine geldi? İkinci. Bu ikinci. Melisa Gül Yılmaz, Yoshi ile nasıl tanıştın? Bu anneyle soru cevap aslında. Yoshi ile tanıştığım Posta Gazeteci röportajım bütün sorularınıza cevaptır. Okuyabilirsiniz. Blog yazısı mevcut. Daha önce çok büyük kavga yaşadınız mı? Yoshi ile mi, annemle mi? Melisa Gül Yılmaz. İkisiyle de çok büyük kavga yaşamadım. Yani hatırladığım yani. Yok. Yoshi ile çok büyük bir kavga yaşasam sanırım ayrılmış olurduk. Başak Bali sormuş. En güzel anımız diyebileceğiniz bir anımız. Bilmiyorum ki ya, her sene değişiyor. Okul mezunu. Yaşın mı? Seninle. Lise mezuniyetiniz. Bilmiyorum. En güzel ödül o geceydi. Bilmiyorum ya. Işte. Bumerang'da da çok güzel. Bumerang ödül aldı. Ödüller. Evet. Ödül yani. Aslında en güzel ödül onların dünyaya geldiği günkü bana olan. Onu ben hatırlamıyorum işte. Yani her sene değişiyor. Her durumda düğün olduğu şey. Şu anda mutluyuz. Yani. O yüzden bu anıyı yaşayacağız diye bir şey yok. Yani anında yaşıyoruz aslında. Çok evet. Her anı önemli bizim için. Annen hangi burç? Oğlak. En sevdiği renk? Bilmiyorum. Ne sevdiği renk? Kahverengi, yeşil, siyah.
Koyu renkler. En sevdiği makyaj ürünü. Parfüm. Parfüm, krem. En sevdiği film. Bilmiyorum. Aa, slow yani slow müzikleri seviyorum. Romantik komedi seviyorsun. Sen romantik komedi. Söyleyemedim. En sevdiği kırtasiye ürünü. Hiçbiri. Annemin pek ilgisi yok. Makas. Elena Joy annenle sıklıkla geliyor Japonya'ya. Bu ikincisi. 5 senede bir şu anda periyot. Evet. Şimdi şöyle bir şey aslında her sene annem bir kere gelse mi diye düşünüyoruz. Annem sonra diyor ki benim bilet param yerine sen Türkiye'ye gel, sen burada yediklerini herkes. Yani evet. Annemin buraya gelmesindense benim Türkiye'ye gitmem hani benim için de onun için de daha çok anlamı oluyor. Evet. O yüzden hep böyle oluyor. Her sene bu sene sen gel ben geleyim muhabbet ediyorum sonra ben gidiyorum. Bir kişi görüyorum, iki kişiyi görüyorum. Damatla kızımı görüyorum ama Sergül gelince bütün dünya herkesi görüyor. Hem, onun dünyası hem akrabaları, arkadaşları, evet. Sevdiğim yiyecekleri, memleketimi. O yüzden hep bu şey, çok pahalı olduğu sadece. İçin biletler tercih yapmak zorunda kalabiliyoruz zaman zaman. Annenin seni eleştirdiği özellik ve en sevdiği özellik. Benden en çok eleştirdiğin ve en çok sevdiğin. Eleştirdiğim. Gece erken yatmıyorsun. Uyku, ama o bebeklikten beri bebeklikten yani. Bu yana uyku düzeni hiç yok. Akşam yatmak bilmez. En sevdiğim uyudu. Bütün yani her şey güzel. Böyle diyorsun o zaman hiçbir şey olmuyor mu? Hep her şeyi diyorsun. Her şey demiyorum o zaman peki. En çok sevdiğim. Benim arkadaşım olmalı. Bak yine kendine pay biçti. bunu Ayşe Sevgi sormuş bu arada. Eylül Duygu elinizde olsa isimlerinizin ne olmasını isterdiniz? Ben kendi adımı çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ama küçükken benim adımı Fulya konumunda ihtimali varmış. Anneannem karşı çıkmış. İlkokuldayken Fulya ismine çok özeniyordum. Niye benim? Çünkü babamın arkadaşının kardeşi vardı Fulya abla. Hı-hı. O çok güzel bir kızdı. Bir kere bizim eve gelmişti. Onu çok çok imrendiğim için niye benim adım Fulya değil, benim adım Fulya falan demeye başlamıştım ilkokuldayken. Sonra bir tane Fulya'yla tanıştım. Sergül olduğuma şükrettim. Ama benim iki büyük kız yani Seray ve Sergül doğduğunda isimlerini hep kendi istediğim olmasını istedim. Annem hayır dedi. Gülşah'ta da aynı şey Gülşah'da oldu. Gülşah'ta 3 kızımı da anneannemin istekleri oldu. Seray'a Şebnem istiyordum. Sergül'e Fulya istiyordum. Gülşah'da Selin istiyordum. Ama hiçbiri de olmadı. Anneannem karışmış hepsine.